Biliyorsunuz bu Zibidi'ye nitelik gelmedi. Bu Zibidi'nin artık adam olması lazım yani. Bu bugün adam olacak. Bayağı bir elmas kastım. Biraz elmas kastım. Biraz da parça topladım. Desen parçası. Kardeşim benim. Desen parçasını bilen bilir. Bu arada desen parçası kasmayı çok güzel. İki taktik biliyorum. İkisini de size söyleyeyim. Siz de patır putur kasın. Desen parçasını kasmak için baskını full gireceksiniz. Full gireceksiniz. Sandığı açınca desen parçası kasacaksın falan demeyeceğim sana. Ondan çıkan desen parçası 60 tane falan. Sandık asıl anahtar bol düşüyor gençler. O anahtarları desen parçası toplamak için aşamada harcayacaksın. Burada patır putur harcayacaksın. Ondan sonra kardeşim benim buradan şunları alacaksın. Bezer falan. Sonra sökünde 100 olması lazım. Kamptan hem söküyü fullleyeceksin hem de araştırmadaki sökü fullleyeceksin. Ben şu an araştırmadaki sökü fullliyorum. Onun zamanı gelmiş mi bakayım. İkincisini de söyleyeceğim. İkincisini genelde bilirler. Benim badass'lar burada. Görüyorsunuz ne kadar badass olduklarını. Şimdi şunları bir alayım buradan. Almayı unutmuşum. Bundan sonra büyük ihtimal yiyecek kalıyor. Bunu fullliyordum değil mi en son? Bunu fullledikten sonra sökü fullemeye başlayacağım. Size kalmış. Onu siz nasıl yaparsanız yapın. Bir tane bunu arttırıp sonra sökü arttırabilirsiniz. Her şey size bağlı. İkincisi de buradan sandık alıp açacaksınız. Sağlam sökülecek itemler düşüyor. Hızlıca kasabilirsiniz. Benim para bitti gördüğünüz gibi. 10M'den bu kadar kaldı. Sök. Daha güzel bir yöntemi var da burası için. Onu söylemeyeceğim. O bana kalacak. Her şeyi öğrenirseniz siz ne araştıracaksınız değil mi? Biraz araştırın. İlk parçadakileri alalım. Ne kadar geliyor bir görelim onları. Ne haber lan moruk? Seni görmeyeli özlememişim kardeşim. Şunları şanslı ver. Uzatma. İki tane şanslı. Adam mı olacaksın? 12'li de veriyorsun ama bende hiç para yok ya. Para sandık açmam gerekiyor galiba. Para olmazsa video olmuyor. Bir para bulmaya çalışalım. Ya bankamız duruyor bizim ya. Banka. İkili zindan değil. Banka resmi. Çek baba parayı. Buradan da anahtar düşüyor bu arada. Bu az düşüyor buradan. Bunları o yüzden yapmayı unutmayın. Yapın yani. Yapmayı unutmayın değil. Yapın direkt. Bunlar oyunun temeli. 2M şimdi beni nasıl kurtaracak? Bunları da satıyorum. Parlatıcı S satıyorum. İyi izle. Çünkü burada artık benim yükseltme değil, bulma kısmındayım. Yani bulmam gerekiyor, yükseltmem gerekmiyor. İlk bir bulalım da nitelikleri. Ondan sonra gene bizi yoracak zaten. Az kalmış. Bu sefer vermedin bak. Bu zaten var ya, kahpelik üzerine kurulmuş bir adam. Bunu tasarlayanın ben elini kolunu 111 taneden bir tane 50 çıkar büyük ihtimal. Aa bak. Ne yapalım? İlla anana mı sövelim? Öyle mi haz alıyorsun? Baksana. Sövünce hemen çıkartıyor. Oha. Para gene bitti lan. Bir de bunun değiştirme parası var. Biraz elması para almak için mi kullansam? Boş yere uğraşıyoruz gibi hissediyorum yine bak. Öyle bir anda geldi bir his. Yani kardeşim boşa uğraşıyorsun da diyor yani bana. Bankadan en son ne kadar çekebiliriz? Yetmez büyük ihtimal. Hiç yetmez yani. Bayağı bir değiştireceğimizi düşünürsek. 3 kere değiştireceğiz herhalde. Para yok gençler. Video sonu. Hadi arkadaşlar. Aşağıdan abone olup beğeni atın. Sonra. Bitti mi lan video? Dur bakayım. 3-4 tane. Bir tanesi gelmiş. 500K istiyor. Şunu sat. Evi arabayı satıp böğürtlene yatırın kardeşim. Değerlenecek böğürtlen. Daha ne satabiliriz lan? Şu aksesuar potunu da satabilirim. Şu anlık ihtiyacım yok ona. Şunu açayım bunu. Bundan gelir bak. İkinci altyapı bankası. At banka. Bu sefer yetti herhalde. Tamam artık diş. Bu parayı yapabileceğimizin en sonu zaten. Buradan kaç tane geliyor? 70 tane. 70 tane ile 2 kere mi yapabiliyoruz?
Ah be, bir tane daha şöyle biraz daha toplasaymışım 3 kere oluyormuş. PvE peti. Bununla biraz gitsek lan. Dur bakayım, bununla bayağı bir gidebiliriz ha. Cehennemde dayanıyor mu bakayım bununla. Bu da işimi birazcık görür gibi. Bayağı bir böğürtlen kasana kadar tutabilirim mesela. Burada otoda dayanırsa biraz takılabilirim bununla. Bugün güzel şans varmış. İkisi de güzel geldi aslında. O sav savderli. Cengaver için, tank karakterler için olurdu. Olsa oynasaydım. Tamam derdim yani. Ama suikastçıya saldırı lazım. Saldırı işe yaramıyor kardeşim diyen falan var ya. O zaman siz L kademe silah yapmayın gençler. Kritik oranı için mi yapıyorsunuz sadece? Oha, çar yamuldu lan. Ne oluyor oğlum? Bu güçsüz olacak bir de ha. Çok yedi bence ha. Çok büyük bir iş oldu daha demin. Şeyden anlarız ya, seviye kaça kadar gelebiliyor otomatikle. 3'e gelirse sağlam olmuş deriz. Bunlardan da şey çıkıyor bu arada. Pet Birdlerini. 3 tane kesebilirse olmuş olur. Takılınır. Kayda değer olur. Adam olur. Kral olur. PvE pet işte oğlum ya. Millet zaten böyle yapıyor. PvE'leri. Ama ben ikisinde de güçlü pet istiyorum. Bir tane daha saldırı peti çıkartamam. Savdel çok PvE'de çok işe yaramıyor. Ama yarıyor da olabilir ha. Onun testini yapmam lazım. Getirince deneyeceğim gençler. Sizin için özel bak. Spesiyal. Hadi şunu da tek at. Kaç vuracak bize? Çok az vuruyor. Harbi işe yaramış ya pet. Normalde burada yarı can olması lazım. Bu pet bayağı işe mi? Bir tane pet de işimi ne kadar işe yaradı gördüğünüz gibi. Yani boşu uğraşmıyoruz. Bunlar çok önemli. 3'e çıkacak ya 3'ü. Bu moron kim? Oğlum sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ben Muğnes'im. Oh! Lan vuruyorlar ha, vuruyordu bak. 2-3 tane darbe. Sağlam vuruyor. Oğlum ne dojluyorum var ya, oyuncuyum galiba. Bizim çar oyuncu beyler. Harika derken ben oynasam bu eli alırdı. Fark ettirmiş, dayanıklılığı artmış, saldırısı artmış. Ben oynasam 4'ü de geçerdim büyük ihtimal. Olmuş olmuş. PvE petiyle biraz takılınır bari. Yani hiç olmamasından daha iyidir. SP Savdeldir'den iyidir en azından. Neyse beyler, video bence bu kadarlık yeterli. Petin önemini ve peti nasıl hızlı değiştirebileceğinizi, daha hızlı atılım yapabileceğinizi her şeyi de öğrettim size. Geri kalan sizde. Aşağıdan abone olup bildirim açın. Yorum bırakın. Soracaklarınızı oradan sorun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere.